Selamlar arkadaşlar, Bob'la beraber çektiğimiz yeni bir Angular 2 TypeScript ve Visual Studio Code e, videosuna hoş geldiniz. E, bugün e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Angular 2'de e, routing konusuna detaylıca inceleyeceğiz. Yani bu videoda, e, gerçekten ben de süresini çok merak ediyorum, e, routing üzerine e, detaylıca hem örnekler yapacağız, hem de routing içerisinde guards dediğimiz e, yapıları nasıl kullandığımızı nasıl routing'e implement ettiğimizi yine örneklerle göreceğiz. Hem aktif hem de kendii de aktif denen iki tane özelliği var guard'ların. Onlara bakacağız hep beraber. E, videonun ilerleyen kısımlarında hep beraber tartışacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar routing konusu e, bir kere hiç öyle hani üzerine e, yoğun kafa patlatılacak düşünecek bir iş değil. Burada eee Angular 1'e göre işleri bayağı kolaylaştırdılar. E, öncelikle bize e, menü oluşturacak bir iki sayfa yapmak istiyorum. Yani dummy sayfalar olacak. Yani örneğin işte bir tane hello sayfası olsun. Ki hani menülerden seçebilirim. Çok önemli değil. Ne olduğunun. Komponent olacak. İşte selektörüm hello olacak. Ee ondan sonra app nokta hello nokta hiç buna da, da gerek yok. Sayfa yapmayalım. İşte ne olsun. Bir başlık olsun. Hello people olsun başlık. Devamında da işte bir devam edeyim buraya. Bu sayfa Hello sayfasıdır. Tamam. Ee, başka ne yazacağız? İşte hello component. Başka da bir şeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar burada yaptığım şey hani sadece size örnek olacak bir iki, bir iki tane daha yapacağım. Sonra bunları e, bir tane de menü bir ekleyeyim. Yani menü iki olsun. Yok menü olmasın olsun. Ve hava durumu olsun. Tamam weather.ts Yine bir komponent olacak bu da. <laughs> Güzel. Bu da weather olsun. Bu da aynı şekilde. Hemen bir h1 e ayarlayayım. Evet. Buna da diyelim ki hava durumu. devamında da evet bugün İstanbul çok soğuk çok güzel eksi iki derece yazın tamam amacım benim amacım size örnek olacak bir iki sayfa yaratmak Şimdi ne yapacağız? bunu kabul etmedi. Aa, evet. Hemen onu da ayarlayalım. Güzel. Tamam. Şimdi, hatta bunu da koyarız. Süper. Şimdi iki tane sayfamız var. Bunları hemen modül ekleyelim. Çünkü en de sonunda bunlar zaten bizim modülümüzde olması lazım. İşte neydi biri? E, ee, weather. Ha, bunun adına yazdım mı? Weather component diyelim. Olmadı. Süper. Öbürünü yapmışızdır zaten. Hemen ekleyelim. Evet. Tabii ki bu weather komponumuzu ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Declarationslarımıza da ekliyoruz. Süper. Şimdi bir tane daha vardı. Onu da hello demiştik. Onu da ekleyelim. Evet. Evet. Amaç bize menüde Sayfa yaratmak. Tamam, bu kadar. Şimdi bu saatten sonra yapacağımız iş routing işlemi yani MVC'de nasıl e, e, bunu ayarlıyorduk. Burada da yine belli bir keywordlerimiz olacak. Ondan sonra e, petimiz olacak yani bu keywordlerimizin adı. Sonra komponentlerimiz olacak. Yani kısacası o keywordle gidilecek olan sayfayı tanıyacağız İşte hemen ekleyelim. app.routing.ts Süper. Şu an tamam. Şimdi app.routing.ts'imizi tanımladık. ng2. Diyoruz ki burada hazır yapılar var. Siz de aynı önceki videomda belirttiğim gibi e, kod snippet'i kullanırsanız arkadaşlar rahat rahat işte şöyle göstereyim. Hangisini kullanıyorum? Angular'ki TypeScript Snippets. Bunu kullanırsınız arkadaşlar rahat rahat bu işi böyle benim gibi uğraşmadan yapabilirsiniz. Şimdi bunun tabi belirlenecek olan komponentleri ve diğer şeyleri istiyor. Biz endileri kullanacağız. Biz burada hazır ben burada zaten o yüzden modülü eklemiştim. Rahat olacak. Mesela bunu bunu bu ikisini bir alacağız. Bunlar olacak bir. Yer. Cepte bunlar. E, ee, App.routing görüyorum. Evet. Bir de app component'ımızın kendisini ekleyeceğim arkadaşlar. Ana ana şeyde olacak. Yani bizim kişileri bu şekilde eee listeleyeceğiz. Hemen onu da modülden alabilirim bence. O da bu. Süper, her şey tamam. Onu da buraya ekleyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu petit enerjiz. Ben birkaç değişiklik yapacağım. Ben bunları kullanmayacağım. Yani e, ng modül yapmayacağım ki bunu üzerine tartışacağız beraber. E, modül with providers'ı kullanacağım. Evet. Ondan sonra router'sı kullanacağım. Router modelimi kullanacağım. Bunları zaten app component'larımı Şimdi root router'larımıza gelelim. Şimdi mesela pet kısmına main diyorum. Yani main yazıldığı zaman, slash main yazıldığı zaman benim diyorum ki app componentıma gitsin. Şimdi buradan hepsini tanımlayacağım. Ne olmasını istiyorsam. Tamam mesela burada e, hello yazınca hakikaten tamam hani bu şekilde biliyorum. Komponent olarak da neye gitsin? İşte hello komponenta gitsin. Bir tane daha var. O da weather component. Ona da işte hop Evet. Burada da vedir yazınca gitsin. Şimdi bir de önemli bir, şey daha. Şimdi default yani herhangi bir şey geldiği zaman ilk hangisine gitsin? Bu bizim bir çeşit değil. Bu bizim default'umuz oluyor. Ben default olarak da zaten bir, birkaç yollar şey ama ben hani boşluk kullanacağım. Component olarak da yine app component'ımıza gitsin. Yani ilk açıldığı zaman karşımıza e, bütün listenin döküldüğü yapı gelsin. Şimdi bundan sonraki yapacağım şey basit zaten yine. Şunları kullanmıyorum ben. Ee, buraya approach diyorum. Evet. Ve sonunda da export konsol olarak routing gibi belirleyeceğim. Yani siz de birçok farklı yolla yapabilirsiniz. Yani bunun bir sürü var. Ben böyle hani standart kullandım. module with providers'ı kullanacağım. Evet. Router model nokta for root. for root yukarıda tanımladım. App vereceğim arkadaşlar. Evet. Bu şu anda arkadaşlar benim e, verilen keywordlere göre gidilecek olan Component'ların yolunu belirlenmesi. Tabi bir de bunların hani petlerini değil de bundan sonraki bir kısımda işte girilip girilememesi ilgili İlerleyen kısımlarda burayı daha modifiye edeceğiz. Yani e, bir takım güvenlik önlemlerimiz olacak. Şimdi bunu da kaybediyorum. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Tabi bu kadar yeterli değil. E, bir tane de menü sayfası yapmamız lazım ama önce benim bunu modülse tanımlamak istiyorum. Yani bunu da bir modülse tanımlamamız gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi. Doğal olarak işte buraya geliyorum. Routing diyorum. App nokta routing diye geldi. Sonra bu routing'imi importsma ekliyorum. Herhalde bu kadar. App modus kısmında yapacağımız kısım işte bu. Bob şimdi senin özellikle merak ettiğin bir kısma geldik. Menüleri böyle tanımlıyoruz. Bu menülerin ana sayfası değil mi? Hani eski tavanda e, layout olan kısmı diyebiliriz. Bunların her birinin hani menü sayfasında duracak fakat açılan sayfalar bunların içinde kalacak. Normalde arkadaşlar bunun için işte bir menü sayfası yapacağız. Bu bizim diğer sayfalarımızın layout'u olacak. Ve bu layout'a göre menüden tıkladığımız diğer komponentlere gideceğiz. Yani aslında hiç de zor değil. Ee, ama tabii daha sonra birkaç değişiklik yapacağız. Şu an bu kadar. Hani routing olarak ekledik. İşte hmm, başka bir şey yapar mıyız diye düşünüyorum. Başka bir şey yok. Şimdi menüyü yapacağız. Ben hemen menü içinde hani çok da zor bir şey olmasa gerek. İşte app nokta menü nokta ts diyorum. Evet. Şimdi burada menü bildiğiniz menü arkadaşlar gerçekten. Öncelikle bir komponentimi yaratayım. Evet. Şimdi bunun adı da menü olsun. Bu da menü nokta komponent nokta olsun. Tamam. HTML yapalım. Menü komponentim var, bu kadar. Hemen bir tane de menü komponent HTML ekleyeyim. Evet, ekleyemedim. Menü nokta komponent nokta HTML. Herhalde yapabildim. Şuna bir başına yine bunun da bir app koyayım. App.menu.html diyeyim hatta. Evet. Güzel. Tamam. Bu da arkadaşlar bizim sayfamız olacak. Yani işte H1 ile klasik bir title olsun. Sanki bir MVC sayfaya başlar gibi oldu. Hatta onu da yazalım sonra unutuyorum hep. Title String Angular 2 Type Script Visual Visual Studio kod eğitimi şeklinde bir şey dedim hepsini bitişik yazdık bunları da bir şey yapalım da tamam. şimdi menümüzde neler olacak işte menümüzde neler var neler? mutfak yemek yemek çekimi yapıyorum sanki evet şimdi bir hemen buraya da işte şeyleri bize routerlarınızı bize şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar a Router, router link diye şey var arkadaşlar. Aynen. Şimdi neye İlk Keywordümüz ne olacak arkadaşlar? Biz ne yaptığımızı ben hatırlamıyorum tabi her zamanki gibi. Bunu iki tane yapabiliriz değil mi? Şöyle yapalım, ben buradan şeyi bulayım. Ee, bunun için olan. Ee, buydu zannedersem. Süper. Evet. Main. Şimdi bu şekilde yaparak arkadaşlar adını işte işte ne diyeceğiz? Ee, mesela kayıt listesi. Gerçek bir menü yapıyorum yani. Sözüm ona. Üç tane olacaktır. Üçüncüsü giriş diyelim. Ve Evet. Hangi keyword uygulayacağız? Giriş, girişe Hello ve üçüncüsü de Weather. Hava durumu diyelim. Herhalde şimdi en önemli kısım geldi arkadaşlar. Burada router outlet kullanmanız lazım. Bu şu oluyor arkadaşlar? Router. Bunu zaten kullanmayı unuttu unuttum ben de öncelikle bir kere ekle. O beni uyardı. Router outlet arkadaşlar bizim bu router olduğu sayfanın işte nerenin kullanılacağını, hangisinin ee route yani ee yönlendirme işini yapacağını belirttiği yer. Şimdi arkadaşlar bizim Tamam bunu da ekleyeyim. Şimdi bir buraya gelelim. Eee Nereye menümüze gelelim bir. Şimdi burada bizim arkadaşlar komponentimiz var. Ee, buna gerek hatta bunlara da gerek yok. Hani boşuna yer kaplamasını sevmiyorum. Tamam. Şu an bu da bizim menümüzün olduğu yer. Şimdi bizim ilk başlangıç olan sayfamızın bu menü olması lazım ki bunu da modüle eklemeyi unutmuyoruz. Çünkü bunu da kullanacağız. Hemen bunu da ekleyelim. Gördüğünüz gibi bir sürü sayfamız oldu. Neydi adı? App nokta menü müydü? Menü. Artık burayı kapatabilirim bence. Evet. Bunun da adı bir bakalım. Menü komponent. Sonra menü komponentimde gideceğim. Tabii ki declaration'ımıza ekleyeceğiz. Çünkü bu da bir komponent. Weather hello menümüz geldi. E, Routing'imizi belirledik. Şimdi geldik esas kısma. Burası biraz e, basit sadece dikkat etmeniz gereken bir şey. Şimdi başlangıç sayfamız eğer videoların en başına hatırlarsanız bu zannedersem altıncısı. Yani birincisini anlatmış olmam lazım. Başlangıç işte komponent app component diyor ama ne olacak artık bizim başlangımız menü component mi olacak? Bu bir. Bob'un çok takıldığı bir kısım daha var. İlk başlayacağınız sayfadaki selektörü neydi? Menü Menü menümüzün selektörü menü. O zaman bizim index sayfamızda menü olması gerekiyor. Hmm. O zaman biz bulalım bizim bir index sayfamızı. Şuraya menü koyalım. Evet. Kaydedilmeyen bir şeyler varmış. Tamam hepsini kaydettik. Şimdi arkadaşlar bir bakalım ne oluyor. Sayfalar arasında geçişler oluyor mu? Ne oluyor? Bir görelim. Ee, çalışıyor mu? Çünkü hiç. Tamam çalışıyor. Yenilenmemiş de. Evet say. Tabii ki hatamız var. Konsola geliyoruz. Diyor ki. Cannot find modül hello people Cannot find modül hmm. Hemen hellomuzu düzeltelim Büyük ihtimalle template URL kaldı o Helloyu bulursam hmm. Evet Şu template olacak Çünkü burada normal html kullandık Bir daha bakalım Evet işte Angular 2 TypeScript VueJS kod eğitimi dedi. Kayıt listesi giriş hava durumu ve kayıt listesi default olarak geldi. Bunu nerede belirlemiştik? Ee, şunu şu anlık kapayayım rahat rahat görün. Bakın bunu nerede belirledik? İlkin gel mesela ilkin menüyü de yapabilirdik. Nerede? Routing'e gelelim. Burada eğer dedi yol belirlemezsek app component'a gel. Mesela hello'yla hello'yu belirlemek isteseydik o zaman buraya hello component gelirdi. Evet. Bir görelim. Bakın hello people geldi. Kayıt listesine basıyorum. Kayıt listesi geldi. Hava durumuna basıyorum. Hava durumu geldi. Routing arkadaşlar Angular 2'de bu kadar kolay. Yani petinizi belirliyorsunuz. Gideceği komponenti belirliyorsunuz sayfalarınızı ekliyorsunuz. Bir de menü yapıyorsunuz. Geliyor işte. Şimdi bu e, gerçekten hani e, ne kadar işlerin kolay yürüdüğünü gösteren kısım. Bir de benim Angular 2'ye başladıktan bayağı bir sonra keşfettiğim hatta sevgili arkadaşım yani Engin Polat'ın da hani ilk bana böyle bir şey buldum şeklinde yaklaşımıyla e, benim de öğrendiğim ilerlettiğim bir konu. O da e, guards konusu arkadaşlar. Routing'de guards çok hoşuma giden yani bu guardlar arkadaşlar e, işte can active, can deactivate gibi daha bir sürü özellikleri var. Örnek vereyim hemen yani koda direkt almayacağım ama şunu göstereyim. Mesela routing'de zaten virgülü koyunca aslında geliyor. Mesela örnek veriyorum e, şeyde main için evet mesela burada virgülü koyduğunuz zaman bakın bir sürü daha özellik geliyor. Can active kendi aktif daha bir sürü var ama biz ben bu ikisini kullanacağım ki bunlar şöyle düşünebiliriz mesela ben burada kendi aktifi kullanacağım yani şu çıkarken buradan ayrılırken e, izin versin mi mesela sayfa üzerinde bir değişiklik yaptınız sonra sayfadan çıkmak değişiklik olduğu zaman sayfadan çıkmasını istemiyorsunuz bu kendi aktif kendi aktif durumunda ise işte mesela insanlar login olmayan bir insanın menüden bu yere girmesini engellemek istiyorsunuz. Bu iki konu baya e, bayağı güzel MVC'deki bu bizim işte attribute'lerle yaptığımız. Mesela e, on executed, e, on executing gibi e, action'ların e, çalışma adımlarında bizim kendimizin kontrol ettiğimiz birçok e, filtreler kullanabiliyorduk. İşte bu kullandığımız filtre mantıkların aynısı Angular 2'de karşımıza guard diye çıkıyor. Aslında bunlar da bir çeşit filtre ama Pipe'larla karıştırılmasın. Bu bambaşka bir filter. Ve yine çalışma zamanlarında ya işte menüye girmeden önce işte routing'de bunları kolaylıkla yapabiliyorsunuz ve her yerde bunu kullanabilirsiniz. Örnek vereceğim login olmayan insanların e, girmesini istemediğiniz sayfaların hepsine tek bir işte activate guard yapıp e, onları burada kullanabilirsiniz. E, i̇şin özü arkadaşlar bunlar çok kullanışlı ve sizin birçok seferde kod tekrar yapmanızı engelleyen yapılar. E aslında biraz derin bir konusu routing'in. Yani routing deyince işte bu şekilde gösteriyorlar. Normalde işte menüleri tıklıyorsunuz ve ilgili kayıtları kayıtlara, sayfalara erişiyorsunuz. Evet, routing bu kadar gibi. Bunun bir de parametre alan versiyonu var. Yani bir parametreye göre ilgili kaydı getiriyorsunuz ama yani çok önemli değil. Burada daha önemli olan aslında biraz da zor olan, yani zor dedim biraz daha az bilinen kısımlar guard kısımları. Şimdi öncelikle bir kendi aktivite yapalım. Hayal edelim. Ben ne yapacağım? Benim Diyelim ki burası bir e, verilerin girildiği kısım olsun ki ileride öyle örnekler yapacağız. Mesela ben burada e, işte bunlardan bir tanesine bastığım zaman hı, yazıyor. Buna bastığım zaman arkadaşlar sayfada bir değişiklik olmuş demektir. Doğal olarak ben çıkmaya çalıştığımda başka bir menüye geçmeye çalıştığımda bunu geçemesin. Yani desin ki beni uyarsın. Bak sayfa üzerinde bir değişiklik yaptın. ayrılmak istediğinde emin misin? Hani nasıl WordPress'te diğer başka e, online kullandığımız yani cloud yapılarda da sayfa üzerine değişiklik yapınca çıkmamıza çıkmadan önce üzerine bir değişiklik yaptıysak bizi uyarır. Biz de aynısını burada yapalım. Ve bu konuları detaylıca incelemiş olalım. bunun en çok merak ettiği rahatlıkla konu buydu. Bana özellikle soruyor. Yani ben üzerine değişiklik yaptığım zaman bunu nasıl algılayacağız? Nasıl engelleyeceğiz? Ya da yine aynı şekilde çok popüler olan işte login olmadan nasıl kullanacağız? Yetki dahilimde menüleri nasıl sınırlayandırabilirim? Çok güzel. Gelin şimdi hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle ki burada zaten propertimizi gördüğümüz kendi kendi ama önce bizim burada bir sınıf yapıp e, e, bizim işte guards'larımıza göre guard diyoruz biz buna. E, onlara göre burada onu bağlayacağız. Öncelikle nasıl yapacağımıza bakalım. Yani neyi kullanacağımıza bakalım. İşte ben öncelikle bir tane e, guard deaktif diye bir tane sınıf yapacağım. Yani bu istediğiniz bir adı olabilir tabii ki. Tabii yazamıyorum. Guard Evet. Süper. Şimdi guard deactivate de arkadaşlar hemen şey de yapalım. Bir komponent yaratalım. Tamam. Bu olmayacak tabii ki de. Örneğin buradaki can deactivate can deactivate Evet yapacağız. Evet mesela can deactivate'in hani bunu şuradan da görebilirsiniz zaten de geliyor. Routing'i bulursam hemen göstereceğim. Burada var zaten. Yani bunu alıp hatırlarsanız size bir anlattığım yol vardı. Angular. Önceki gibi hemen galiba önceki bir videoda anlatmıştım. Buradan documents'lardan buradan app reference'lere geldiğimiz zaman buradan da arama yaptığımız zaman gördüğünüz gibi Angular router'da kullanılıyormuş. Güzel. Gidelim. Ee, nerede? Guard de aktif. Aynen. Burada değil de Buradaymış. Hani bu da bize büyük bir yardımcı oluyor. Ondan sonra e, tabi bu e, Heh, şimdi oldu. Bu bir component değil arkadaşlar. O yüzden bunu kullanmayacağım. Sonra bunun adı e, ne aldı? Guard. Evet, guard de active, component dedim. Bu neden implemente olacak? E, tabii ki can can deactivate'de import olacak. Target'ım ne olacak diyor. Ben hangi sayfanın çıkışında bunu kontrol edeyim. O yüzden öncelikle ben buraya geliyorum. Hani yolları ezberlemediğim için app component'ı buluyorum. App da yapacağım bunu çünkü. Bunu buraya bunu bir implement edeyim. Import edeyim. Buraya da ben bunu app component'da yapacağım diyorum. Şimdi bana kızıyor. Hmm. Hemen görelim. Ne diyor? Diyor ki kendi activate diyor. Kendi activate missing diyor. Hemen biz de ekleyelim ki zaten bütün yapacağımız işte burası zaten. Kendi activate. Get yeah. büyük harfle de değil ama çünkü onu seçti küçük harfleydi Evet. Şimdi kendi aktivitemizde de bir parametre olarak target alacak arkadaşlar. Zaten bunda da öyle diyor bakın. Target ne? Target'ımız app component. Çünkü app component'tan çıktığımız zaman arkadaşlar e, neler oluyor neler bitiyor diye bakacağız. Şimdi arkadaşlar app component'ımızın hani tam buraya kadar tamam. Şimdi app geliyorum. Hemen bir bakalım beraber. Şimdi burada bir listelenen kısım vardı. Biz nereye yapmayı istiyoruz arkadaşlar? Ee, hop. Evet. Buraya tıklandığı zaman bunun mesela bir has change, is change veya gibi bir özelliği olacak. Ve bu tıklandığı zaman biz o change özelliğini işte false atacağız. Böylece değişiklik olduğunu algılayacağız. İleride daha detaylı daha güzel örnekler yapacağız bununla ilgili. Evet. O zaman Önce bir bulalım. O listeyen bir listemiz varmış. App person. Hemen gidelim person liste. Evet. Person listemizde bir output parametresiydi o. Show name. Hmm. Show name'imizi o zaman component listemizde bulalım. Şurası. O da say my name. Yani butonun tıklandığı zamanki kısım bu olacak. Hemen onu da bulalım. Burası. O butonu tıklandığı yer burası arkadaşlar. O zaman gelelim bir tane property tanımlayalım. E, Propertimiz basit bir şey olsun. Yani is change, has change bir şey. Mesela değişiklik var mı? Has change boolean. Büyük küçük harflerle gerçekten güzel. Sonra da bu başta change'imizin olmasın. Evet. Şimdi de bunu gerçekten true'ya atayalım. Süper. Yani kısacası artık bir butona tıkladığımız zaman hash change'imiz true olacak. True olduğu zaman da biz gideceğiz. işte bu guard directive'de bakacağız. Eğer diyeceğiz target nokta hash change ise Süper. Hepsi. Şey ben burada bir confirm video yapacağım tamam mı? Yani hani çok da zor bir şey değil. İşte window nokta confirm Evet. Bir değişiklik çıktı. De... Deği bir değişiklik yaptınız. çıkmak istediğinize emin misiniz istediğinize emin misiniz şimdi umarım olmuştur yani yazı bir değişiklik yaptınız çıkmak istediğiniz emin, misiniz evet tamam süper şimdi bu bitmedi e, şimdi bunu yaptık da e, bir değer döneceğiz hani bu buysa hani işte return diyeceğiz buna verilen cevaba göre de işte true false o, belki dizim vermeyeceğiz normalde de işte bir şey olur diye buradan turu dönüyorum. Tamam. Hatta ben bunları kaldırabilirim. Bunlara da gerek yok. Yine ben işine yaramayan şeyleri çıkarın. Boşuna yüklenmesin. Ee, tamam. Tamam bu kadar. Şimdi bizim formdan çıkacağımız zaman bizi uyaracağı kısım tamam. Şimdi bunu geldi onu tanımlamaya. Yani routing'de de buradaki routingimizde bunu tanımlayacağız. Yani kendi aktif olduğu zaman ne yapayım diyor. Kendi aktif olduğu zaman benim Tabi bunu da yukarıda tanımlamanız gerekiyor. Değil mi? Bunun adı Guard Deactive Component. Bayağı da adını uzun tutmuşum aslında. Guard Deactive deseymişim yetermiş. Neyse. Evet. Heh, buldum. Evet. Bu da hmm, direkt yapmışım. yazamadım. Guard reactive yazdım. Sonunda oldu. Şimdi e, o zaman bizimkinin adı da işte Guard reactive Komponent Onu da burada tanımladım. Böylece dedim ki app component'ta kendi aktif yani çıkılacağız zaman, ona ayrılacağı zaman bu Guard reactive component'ımı bir işlet bakalım bir bak bakalım ne oluyor şimdi bitti mi bitmedi son olarak bunları tabii neye ekleyeceğiz modülümüze de ekleyeceğiz arkadaşlar e, guardlar e, aynı servisler gibi e, providerlara eklenirler bunu da unutmayın şu an bitti gibi hatta olursa da bakarız şimdi ben bunu bir yenileyim bir sıkıntı görülmüyor çalışıyor Şimdi deneyelim bakın çıkmaya çalıştık bir sıkıntı olmadı. Gönder dedim ekledim. Şimdi başka bir şeye gitmeye çalıştım. Bakın sordu dedi ki bir değişiklik yaptınız çıkmak istediğinize emin misiniz? Çok güzel yazmışım. Cancel deyince izin vermez. Okey dersem de verir. Bir dahaki geldiğimde tekrar ne olduğu için değişmedi. Gördüğünüz gibi gerçekten mesela Bob buna bayılıyor. Çünkü şimdi örneğin ben bunu başka bir sayfa için de yapmak istediğim zaman Mesela bunu parametreye çevirebilirim. Parametrik bir değer yaparsam ya yani ona göre veya hani özellikle bir bakarsam buna göre bana arkadaşlar e, diğer sayfalarda da bir daha bir daha kod yazmadan çıkıp çıkmama özelliğini ayarlayabilirim. E, ona da ilerleyen dönemlerde bakarız. Bunları nasıl hani parametrik olarak yapabiliriz. Şimdi esas ikinci kısım çünkü burası biraz uzun sürecek. E, activate kısmı yani login olup olmadığına bakması. Ben yine burada aslında normalde bunu anlatmak için çok basit örnekler kullanıyorlar. Ee, ama ben burada arkadaşlar bir servis kullanacağım. Servisten değer alacağım. Aldığım değere göre login olup olmadığına bakacağım. Veya username password'ünün dönen değerleri göre alınması. Yani burada esasında benim anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar... Ee, routing konusu. Routing konusunda... Ee, biz... Ee, activate kısmında servisleri nasıl kullanacağız? Bu önemli bir konu. Çünkü... Ee, bir kere e, asenkron bir yapıla async e, çekmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da onu bekletmemiz gerekiyor. E, açıkçası e, örnek yapılmasını düşündüğüm e, işin içine gerçekten gerçek hayatta bu kodlama girin zaman çıkabilecek sorunları nasıl çözebileceğinizi size bu videoda göstermek istedim. Mesela Bob dün akşam saçını başını yoldu. Çünkü servisten değerler dönüyor. Ama geç dönüyor. Geç döndüğü için de e, false algılayıp menüye sokmuyordu. Hmm. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bir login json yaptım. Önceden ayarladım. Buraya geliyoruz. Login.json e, Yaptım mı? Yaptım. Tamam. Gelin login json'ımızı ben önceden kopyalayayım. Şurada bir yerlerde kağıda yazdım. Hmm. Bu. Yani bana true işte Cihan'ı Fos Bill Gates'e turu tabii ki Bill true turu yani ona onu şey yapamayız. Şimdi biz burada guard aktif yazdık. Şimdi de bir tane guard aktif yapacağız tamam mı? Ama bu biraz daha farklı. Neyse bir görelim bakalım. Her zamanki gibi. Süper. Tamam. Bu da bizim bir işte TS demedik. Evet. Hemen bir komponumuzu ekledik. Tamam. Şimdilik böyle bir Mesela bu da guard aktif olacak. Dedim ki bu sefer düzgün yazdım? Tabii ki hayır. Ben arkadaşlar diyorum boşuna herkese göre iki kat kod yazıyorum. Niye? Çünkü silip düzeltiyorum. Silip düzeltiyorum. Doğal olarak herkese göre iki kat daha fazla yazmış oluyorum. Şimdi bunları da temizliyorum. Ee, bunlar olmayacak. Hatta gerçi bunu kaldırmaydım iyiydi. Şunu kaldırmam yeterli. Evet. Guard Active Component. Güzel. Şimdi arkadaşlar birincisi hatırlarsanız bir servis olacak dedik. Yani ne yapacak o servis? O servis bizim e, ee, JSON'ımızdan veriyi çekecek ve ilgili gönderilen kişiye göre isminin bu e, listedekine göre login değerini alacak. E, görelim. Ve login değerine göre de girip giremeyeceğine artık beliririz hello mi gider, weather mı girer. Ona göre belirleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi güzel gidiyor. Şimdi guard aktivite gelelim. Bir biraz burayı isterseniz yapalım. Hadi yani veya servis önce yazabiliriz. O da olabilir. Ben bence servis önce bir yazalım. Sonra buraya bir daha gelelim. Yine yazamıyorum. Tamam. Bu guard servis olsun. Nokta ts. Yes. Süper. Ng bu da servis olduğunu belirtelim. Bu bayağı kolaylaştırıyor. Injectable'ı hatırlıyorsunuz. Bir servisi başka bir şeyde kullanabilirsiniz. Injectable yapmak gerekiyor. Sonra önceki servislerden direkt alayım. Kullanmıştık. Ee, HTTP kullanacağım. Yerine de bakmıştık. Response vardı. Observer'ı da kullanacağım. Evet bu kadar. Importlar önemli çünkü bunları kullanacağız. Ne olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi benim bir yerden bir değer çekeceğim. Öncelikle bunun bir sınıfı olsun. Şimdi geri dönecek olan C'sine bakarsak. Ben diyorum ki yine Poco mantığında bir iş yapmak istiyorum ama bu sefer geçen videoda mesela ayrı bir sınıf yapmamıştım. Bu sefer ayrı bir sınıf yapacağım. Çünkü tek routing anlatıyorum. Yani videomun da artık gittiği yere kadar ee, siz de artık izlersiniz. Yani bunun için ayrı bir benim Poco sınıfı yapacağım. Adına da işte Login TS koyacağım. Tamam mı? Ve her yerde de bu Login e, sınıfımı kullanacağım. Yine işte tabii ki komponent olmayacak. Ama hani ben bunu böyle rahat kullanayım diye bunu da alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu login sınıfım zaten çok belli, sadece alanlar olacak yani. Bunu da kaldırayım. Export hatta bu interface olsun. Evet, bunun da adı login işte. Evet, herhangi bir implementasyon olmaz bu interface tahmin edebileceğiniz gibi. Evet. Bu da yok. Çok sade oldu değil mi? İşte iki tane şey var. Login. Boolean. Ve name string. Bu kadar. Hatta böyle yapayım. Tamam. Login bu. Şimdi bu login'i alacağız. Nerede kullanacağız? Bizim servisimizde kullanacağız. Evet. Süper. Nerede bu? İşte. Nokta slash login nokta ts hmm. Niye yanlış yaptım? Ya da neyi bulamıyor? herhangi bir tanesinden bakalım yani hani işte zor değil. Ya bunun gibi bir şey işte. Evet. Gelelim bir daha sınıfımıza. Servisimize. Evet. Aynen böyle artık neyi demeyi yanlış yapsa çok önemli Şimdi o zaman bizim ne beklediği belli. Yani biz bir login e, dizisi bekleyeceğiz tamam mı? Hmm. Servisimizden login dizisi bekleyeceğiz. Nasıl olacak? Observable olacak. Hmm. O zaman hani her şey belli. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bir kere dönecek olan bir result belirlememiz lazım. Bir de metod yazmamız lazım. Örneğin ben şimdi bu servisimize hani bir metod yazayım. Mesela isLogin diye bir metodu olacak. Sonunda ne dönecek? Observable, Observable dediğimiz zaman tipini de burada belirleyeceğim. İşte login. Evet. Bu arkadaşlar bizim dönüş tipimiz olacak. Yani ne döndüreceğini belirlediğimiz kısım burası return diyorum. Şimdi bu ne alacak arkadaşlar? HTTP alması lazım. Constructor'ına geliyorum. HTTP. HTTP. Değil. Diyorum. Başına private yazmayı unutmuyoruz. Böylece önceki videoları da birazcık hani bir tekrar yapmış oluyoruz. Ondan sonra işte this nokta HTTP nokta get diyebilirsiniz. Request diyebilirsiniz. Ben request diyeceğim app altındaki neydi? Login nokta json. Aynen. Login Gson. Hatta buna ben bir de şey yapıyorum bu. Siz de yapın arkadaşlar bunu. Versiyon 1.0.0. Hani bu json değiştiği zaman bazen okuyamıyor, anlayamıyor. Problem olabiliyor. Sonra bunu bir de mapleyelim arkadaşlar. Map'i de hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ee, çok da önemli bir konu. E, sizin dönecek olan değerin e, ee, işte JSON olarak atanmasını bir değere tanımlamasını yapacağız. Response'u da zaten tanımlamıştık. Evet. Süper. Şimdi response'umuzun şeyi belli zaten. Login olacak dizi. Bu bizim responsumuz hmm, kızdı. Şey tanımladık mı? ...kestireceğimiz şey. Evet. Ne olacak? Bu Jason olacak. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben normalde... ...hemen anlatayım. Ee, normalde to promise deyip... ...işte hangi... Bu bir parametre... ...alıyordu. Ben de aslında bu bir servisim. İşte kişinin adını aldığı... ...hangi kişiye göre de geri döneceğini... ...beriledi. Buldum. Bir değer yapmıştım. Fakat bu şekilde yapmayıp guard servisimizin içerisinde yani guard active'in içerisinde e, olduğu gibi hepsini çekmeye ve beklemedi. Yani bu to promise to promise'dan dönecek olan değeri servisin dönecek değerini beklemedi. Kısacası bunu bu acılarla olan tecrübeyle olan söylüyorum. Belki daha doğrusu da vardır bu arada. Onun için de bir şey demiyorum. Şimdi bu bizim servisimiz. Ben bu servisi alıyorum. E, öncelikle ben bu servis servis names, names, de yazıyorum. İşte guard servis diyeyim. Evet. Şimdi bu guard servisi maza alıyorum. İlkin arkadaşlar birçok yere önce bir tanımlamam lazım. Öncelikle bir modüle tanımlayalım. Sırayla hepsini koyalım. Tamam mı? Çünkü bu bir servis. Injectable. Dikkat ediyorsanız gitgide burası doluyor. Ve gerçekten hani ee, çok da Yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Guard servis. Evet. Sonra da bunu geliyorum. Nereye? Provider'ımıza koyuyoruz. Bu da bir servis. Sonradan guard activate de koyacağız. Şimdi bu guard servisimizi de buraya tanımladık. Yanlış olmasın diye. Hatta bunu da alalım. Her nerede kullanacaksak. Yani bunu aslında başka bir yere eklediğimiz yok. Burada eklediğimiz için bu activate kısmında constructor'ında Sadece yukarıya import edip ki mecburuz ona. Mesela servis deyip işte bu bizim he, tabii şuraya tanımla koymadık. Evet. Tabi burası değil. Konstraktörümüzün Süper. Bu da bizim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konservimizle ilgili servisimizi ne yaptık? Inject ettik. Tamam mı? Şimdi ben bunun içerisinde bir metod yazacağım. Bunu da bu arada private diyeyim. Nasıl erişmem gerekecek çünkü. Şimdi ben burada bir is login diye bir metod yazacağım. Tamam mı? Pardon. Bunu zaten servisimizde yaptık. Bu servisteki is çağıracağım. <laughs> evet. Zaten yazdım servisi. <laughs> şimdi amacımız şu. Servise gittik. Dataları çektik. Çektiğimiz data olan değerleri e, bu arada Activate'den implement ettik mi bunu? Etmedik. Daha o da var. Hemen edelim. E, şimdi burada kullanacağım hani servisimizi belirledik. Ondan sonra bu component değil can activate olacak. Bu da aynı deactivate olduğu gibi. Evet. Can, can activate de angular root da yapacağız bunu. E, ee, router. Tamam. Servisimizi ekledik. Bunu yaptık. Ee, bu bir injectable olması lazım. Onu da e, servisimizin kendisinin bir tanesini alabiliriz. Evet. Injectable'ın şeyini de ekleyelim. Import dosyasını da ekleyelim. Aynen. Güzel. Normalde belki ileride bu kod snippetleri şeyde gelir yani. E, activate, deactivate belki de vardır diye baktım ama yok. Tamam. Bu olmayacak. Ne olacak arkadaş? Implements can can activate böyle olunca ne istiyor işte mutlaka onun kendi sınıfı var can activate missing diyor hemen yapalım can activate missing al buna da bakacağız şimdi ne olduğuna mesela şimdilik return true diyeyim bunu da şimdilik kaldırabilirim Var mı kayıtlı olmayan bir şey? Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bizim servisimiz de belli zaten değil mi? Yani servisimizden değer az. Yani örnek vereceğim bir tane result olacak. Bana result ne döner? Hemen bir tane mesela result list diyeyim. Süper. Şimdi bir kere bir result list dediğim zaman bize bir observer login dönecek. Hmm, o zaman benim login de tanımlamam lazım değil mi? Şu ne dönüş tipi var. O yüzden bunu da belirlemem lazım. Sonra observable lazım. Hatta promise de gerekecek de şimdilik tipi belirliyoruz. Hop. Aa olmadı. RxJS observable'ımızı da belirleyelim. Süper. Şimdi bizim tipimiz observable login Evet. Bu bizim result listimiz. Nereden dönecek? Servisten dönecek olan result listimiz. Bize ne result lazım? Biz neye geri döneceğiz arkadaşlar? Esasında burada. Biz arkadaşlar bakın burası güzel baya. Ha promise'i de koyalım. Gelecek midir direkt promise? Geldi. Promise boolean ya da bakın ya da tipi direkt boolean olan bir değişken belirliyorum. Hmm. Bu Yukarıdaki servisten dönen yapı şöyle güzelce bir bakalım. Yukarısı servisten dönen olacak. Altındaki de bizim servisten dönen değere göre, kişiye göre filtre ettiğimiz kısım olacak. Filter edeceğiz ve o filtrelemeye göre bu result'a erişeceğiz. Şimdi öncelikle servisten cevabı çekelim. Ne yapacağız? İşte this nokta Result list eşittir dis service.isLogin parametre de yok şu an Biz ne yaptık şu anda? O JSON'daki yani biz önceden bilelim bu login JSON'daki tüm datayı aldım, çektim. Hmm. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Benim bunu this. result'a bir bir filtreleme işleri yapmam lazım. Öncelikle bir to promise'i kullanıyorum. Sonra den diyorum arkadaşlar. Bu den kısmı önemli. Filtre yapacağım yer burası. Yani bu işlem olduktan sonra diyorum ki ben bu datanın içerisinde gezeceğim. Filtreleyeceğim diyorum. Tamam mı? Ha tabii şöyle yapacağız. Data nokta hmm. şöyle den data diyorum. Filtre yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Evet. İşte bu bir Fill olsun. Çok önemli değil. Fill nokta. Bakın geldi. Name'i eşit eşit. Şimdilik ben böyle diyeceğim. Adından adı nasıl yazdım unuttum. Bakalım. Güzel. Küçük harfle yapmışım. Evet. Adı bu olanın dizi olarak sıfırıncısını alacağım. Çünkü bu bir Hani bir tane birden çok dönebiliriz. Ve bunun içerisinden de sadece login özelliğini alacağım. Ya yani gerçekten link ile çalışır gibi çalışıyorsunuz. Ee, Bob da ben de bu kısmına çok e, hastayız mı diyeyim. Çok mu beğeniyoruz diyeyim. Bilemedim. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar. Tabi buna da şu an için bir dakikalık gerek yok. Şimdi biz bunun değerini aldık tamam mı. Yani ve daha sonra return olarak işte this.result diyoruz. Fakat bir de şu var. ...yetkisi olmadığını belirtmek istiyorum. Bu da gerçekten biraz zaman alan bir şeydi. Onu da şöyle yaptık. If dedim. Ee, this nokta. Result. Şimdi direkt bu size true false dönmüyor. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden hani... Çünkü bu... E, size... Promise bool'un dönüyor. Promise bool'un değerini direkt o şekilde alamazsınız. O yüzden hatta bu if'e de şu an burada gerek yok. Promise bool'un değerini almak için de bir taklalar mı attım diyeyim uğraştım. Ama o kolay oldu. Buldum yani sonunda. Şuraya bir result diyorum. Evet şimdi bu içerisinde kullandığımız result bize gerçekten true false olarak veriyor. Eğer diyorum result eşleşit işte işte false ise Amacım şey yani false ise e, şey yapmak e, kullanıcıya bir bilgi vermek mesela alert. lütfen login olunuz dedim evet böylece arkadaşlar çekilen servisi servisten çekilen e, şey promise e çevirerek e, asenkron bir yapıya yaptık. Aynı zamanda da Rizalt'ın dönmesini bekledik. Eğer bu promise ve filtre işlemlerini servisin içinde yapsaydım arkadaşlar o zaman cevap dönmüyordu gelmiyordu. Bunu da görebilirsiniz. Şimdi tabii ki daha işlerimiz bitmedi ama şimdi örneğin mesela bu benim can activate'imi benim mutlaka gidip modülümde tanımlamam, tanımlamam lazım. App modülüse geliyorum. Evet. Ee, adına da guard aktive diyorum. Evet. Doğru. Bunun da bunun da adatta. Buraya da guard Böyle bir ad vermişim. Tamam. Guard active. İsmi de guard active component'mış. Evet. Ve bu neydi arkadaşlar? Bir servis gibi provider'da tanımlanması gerekiyordu. Şimdi. Artık neredeyse yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Heyecan dorukta değil mi Bob? Ne yapacağız arkadaşlar? Bu guard active component'ımızı alayım buradan. Routing'imize gelelim. Hemen buluyorum. Bulacağım buldum. Burada da tanımlayalım. Sonra da mesela Vedra login olmadan girilmesin. Tamam mı? Buraya geliyorum. Can activate kısmına gidiyorum. Benim bu guard active component'ımı koyuyorum. Artık bunu her yere koyabilirim arkadaşlar. Yani login olmasını istediğim her yere bu guard active component'ımı tanımladığım zaman benden mutlaka bir login işlemi isteyecektir. Şimdi bunu da kaydediyorum. Bir bakalım hani bu kadar olması lazım. Tanımadığım bir yer herhangi bir şey varsa görürüz zaten. Şöyle yapalım hatta. Güzel. Şimdi ee, girişe geldim. Hava durumuna geldim. Niye gelebildim? Çünkü Jason'da turuydum. Mesela gidelim o Jason'ımızı. Zaten girebiliyorduk ya. Evet. Şunu false yapalım. Süper. Gayet dik. E, geldik buraya. Tamam. Deneyelim şimdi. Bakın. Lütfen login olunuz. Çok da kibar. Şeklinde bir uyarıyı aldık. Ondan sonra cuma, e, kayıt listesine gelip bir değere bastığım zaman daha sonra menüden çıkmak istediğiniz zaman çıkmak istediğinizde emin misiniz cevabını alıp okey dedim. Ve ne oldu? Lütfen login olunuz oldu. Hemen bir daha turu yapayım. Yani bunu bir web servisinden bir ne bileyim JSON'da hani başka bir şeyden aldığınızı düşünün. Hiç önemli değil. Bir servisten değer döndürmeyi size göstermek istediğim için aslında bunu yaptım. Kaydetmiş olduğumu düşünüyorum. Bakın geliyor. Böylece arkadaşlar e, routing konusunda e, baya bir yol kat etmiş olduk. Menüler yaptık. E, ondan sonra can activate, can deactivate kısımlarında Routing'da nasıl implement edeceğimizi gördük. Bunları modülse nerelere koymamız gerektiğini. E, servis yapılarını Routing can activate'de veya işte bu guardlarda nasıl kullanabileceğimizi. Ve tabii birazcık da olsun to promise, observable gibi filter yapısını ilk kez görmüş oldunuz böylece. E, normalde arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani e, mesela e, daha aslında biraz daha yeni başlayanlar e, için hani birkaç günlük okumayla bu Angular 2'yi bence hallederim yani o kadar da değil gibi düşünüyor ama Angular 2 arkadaşlar bir JavaScript kütüphanesi değil bir JavaScript framework. Yani bu aslında hani uğraştığınız bölümlerine göre değişiyor. Yani şey işi bile örnek vereceğim. işte bir servisten alınan değerlerin işte React.js bile aslında hani RxJS bile hani aslında bir devi der ya. Ee, ama çok önemli değil. Hani işinize yarayan kısımları zaten araştırıp bulabiliyorsunuz. Mesela ben geçen işte bu servis direkt her şeyi servisten çekmeye çalıştım. Hani to promise'ını işte filter kısımları ve ne oldu? Ee, beklemedi. Yani servisten dönen sonucu beklemedi. Daha sonra hani o zaman dedim bunu şu an işte belki daha da iyi bir çözüm olabilir ileride. Daha da iyisini siz de bulursanız paylaşmanızdan mutluluk duyarım. Ee, ama biz Bob'la kafa kafaya verdik ve sonunda anladık ki arkadaşlar bu böyle olmayacak. Biz dedik servisten dönen değeri hani burada e, sonlanmasını bekleyip ona göre hani hatta bir bir e, promise bool'ının değerini bile almak için gördüğünüz gibi hani den deyip function'da tekrar result almanız gerekiyor. Direkt this result dediğiniz zaman erişemiyorsunuz. ya yani Biraz e, deneme, biraz internetten araştırma, biraz da kafayı patlatmak gerekiyor ama kesinlikle her geçen gün Angular 2'yi daha da güzel hale getirip geliştiriyorlar. Yani örneğin bir plural site'den eski bir videosunu izledim. Ee, bu modüste tanımlamalar yoktu. İşte provider falan ayrı ayrı her yerde tanımlamak gerekiyordu. Yani şey de çok güzel. Yani örneğin ben e, provider yapısını bir kere modüste tanımlıyorum ve her yerde kullanabiliyorum. Bir daha provider diye tanımlamıyorum. Sadece e, dosya yolunu importla belirtiyorum. E, bugünkü videomuzun da arkadaşlar sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda Bob'la beraber yine size e, Angular 2, TypeScript ve Visual Code'la e, yepyeni konuları anlatmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.